Sevgili VGT takipçileri, şu anda Erkan abiyle beraberiz. Merhabalar. Ama çalan birisi işte. Abi hiç öyle deme. Eyvallah. Yaptığın eserlerde eyvallah, üzerine bir şey koyuyoruz. Kendime ait. Standardın dışındasın. Evet, kendine ait tekniklerin var. Hatta takip ediyorum, videoların altında soruyorlar insanlar. Hani bu zamana kadar o kadar bağlama çalanı izledik, tekniklerde sona gelinmiştir dedik ama seni de gördük, aa başka bir şey daha varmış. Sınır yok ya, bizden sonra da başka işte kişiler gelecek, onlar da büyük işler yapacaklar. Ben kendim işte nacizane tel ayırma tekniği var, onu kullanıyorum. Evet. Kendime ait bir teknik. Tezeneyi elimde tutuyorum, oradan şalipe falan hepsini yapabiliyorum. Erkan Çanakçı ismi. Evet. Bu sırada VGT'nin de ciddi takipçisiyim. 4 yıl oldu galiba. 4 yıl oldu. Evet, 4 yıldır kullanıcımız. Ciddi takip ediyorum. Kullandığım her aracımda da kesinlikle şeyi oldu yani. Nasıl anlatayım? Demirbaş. Arabalar değişti ama VGT değişmedi, öyle ne söyleyeyim, o derece. Versiyon güncellendiği zaman değişti. Aynen, evet. Ama kesinlikle ve kesinlikle şimdi biraz önce sökülmüştü. Bir 3-4 gündür öyleydi araç. Bu arada söyleyebilirsin. Sevgili Ömer'in yanına gittim. Aynen. Oraya gittim. Orada söktürdüm. En azından yanlarına gider çay içerim diye. Arabanın sanki burasını, şey, boğazını sıkmışlar gibi bir şey var. Akışkanlık gitti. İşte ondan dolayı aradım Ulaş. Ben dedim geliyorum. Şimdi takıldı. Eski haline geri döndü. Şunu net bir şekilde söyleyeyim, arabanın motor çalışma sesi değişti. Psikolojik değil. Yani bunun psikolojisi olmaz, ben hissettiğimi biliyorum. Değil. Önceden Kia Ceed aracım vardı. Kia Ceed'de VGT'siz bir hafta bir deneyeyim bakalım ne kadar fark edecek diye. Bir test yapayım dedim. 3 gün dayanamadım yani. 3 gün anca. 9.5 yaktı araç. 9.5 onları buldu. Evet. Hemen geri taktım VGT'yi. Ondan sonra aracı 7.5-8'lere düşürebildim yani. O da ciddi bir sayı yani İstanbul trafiği için, ki Kia Ceed dizel otomatikler aşırı fazla yakan araçlardır. Tabii. Ben de çok kilometre yaptığım için tabii ki doğal olarak yakıtı düşünmem gerekiyor. Bu durumda zaten VGT'yi öyle tanıdım ben 4 yıl önce. Ulaş'la öyle tanıştık, sağ olsun, var olsun. Bayram abiyle de herkese Ulaş selam ederim. Allah senden de cümlemizden razı olsun abi. Ciddi anlamda araca akışkanlık sağlıyor, tork sağlıyor. Çok daha az bir şekilde, şu kadar gibi bir şey, çok minimal bir şekilde arabanın yürüdüğünü hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Bunu ben bağlama çalan birisi olarak söylüyorum. Hissiyatıma da güveniyorum. Net bir şekilde de Türk insanının yaptığı, bizim dünyaya kazandırdığı, nacizane dünyaya kazandırdığı çok önemli bir buluş diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Ben şöyle bir açıklık getireceğim. Az önce hani bahsettiğimiz motor sesinin düşmüş olması dahi. Şunun müjdesini verebilirim. Biz Almanya'nın dev kuruluşu olan, dünyanın üçüncü en büyük belgelendirme kuruluşu DEKRA'dan motor ses emisyon testlerine girdik abi. Direkt fark etti ya. Kesinlikle. Direkt fark etti yani. Biz bunu laboratuvar ortamında da ispatlamış bulunduk. Yani psikolojik değil HDI. Ki bu nispeten sessizdir bunun motoru. Ama VGT ile inanılmaz sessizleşti. Ben evet. Bak şu an 1500 devirin altında tabii, 4. Tabii. Vitesteyiz. Gidiyor, evet. Yani hızımız da 2000 devirlerde, 50'nin altında. 2000 devirlerdi zaten. 2000 üzerinde atıyordu vitesi. Şimdi evet, burada 2000'in şeyinde, normal 2000 civarında falan atıyor şimdi. Evet. Atış olarak. Bakın at demem. Gördünüz 5 at. 5 at. 2000'i geçmedim ben yani. Evet. 2000'in o altında atıyor. Ki yani tatlı da yukarıya doğru bir meyilimiz var yolda. Ve gidiyor akışkan yine. Çok iyi ya. Bunu çok arıyorsunuz. Ben onu söyleyeyim. Bir alıştınızsa VGT'ye. Evet. Yani bu akışkanlık olayına bir alışınca gerçekten bütün araçlarda bunu istiyorsunuz. Yani öyle ilginç bir olay. Gerçekten abi peki çevrene anlatıyorsun VGT'yi. Anlatıyorum. Tepkiler şöyle, neler? Ya şeyler, ön yargılar. Niye ön soldan yargılar? Soldan değil mi? Evet. Ön yargılar
Yani olabilir mi? Ya olmuş işte. Yani yapmışlar. Bunu ben bizzat deneyimledim. Kaç araçtır deneyimliyorum. Evet. Ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani ciddi ciddi tavsiye ediyorum. Ben bunu bir Erkan Çanakçı olarak söylüyorum. Net bir şekilde de tavsiye ediyorum yani. Gelin muhabbetinizi yapın, çayınızı için bir testini yapın en azından. Bir görün, aradaki farkı görün. O kadar test yapıyorlar, o kadar video atıyorlar. Yani emin olun çok ciddi bir çalışmanın ürünü. Sürekli de güncelliyorlar, versiyonlarını evet. güncelliyorlar. Üzerinde daha nasıl işte iyi yapabiliriz, edebiliriz diye de çalışıyorlar. Dün sürdüm, bugün geldim. Yani dayanamadım yani. Çünkü o farkı direkt görüyorsunuz arkadaşlar. Yani kesinlikle o farkı görüyorsunuz. Evet yani işte artık şey diyoruz yani sıradan otomobiller ve evet, VGT'li evet, otomobiller. Kesinlikle. Değil mi? Arabada da hatta logomda var. Evet. VGT logomuz da var araçta. Evet, evet. Erkan abi bu evet. güzel paylaşımın için ne çok demek, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. İnanılmaz rahatladım şu an var ya, öyle böyle değil. Araç çok rahatladı. Evet sevgili. Onun farkındayım ya. Süper. Ömer'e buradan evet, sevgiler. Tanışıklığımız da oldu. Bakımını ona yaptırdım. Çok evet. memnun kaldım. Sağ olsun. Sevgili Ömer, seni de VGT testine bekliyoruz. Tabii ki seninle tanışmamı sağlayan Alper Güler'e de sevgiler. Onun kanalını da takip edin. Güzel işler çıkartıyor. Erkan abiyi lütfen takip edin. Lütfen takip edin. Aslında bu güzel bir şey değil. Sanata değerini verin arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. VGT'le kalın.